Efendim hepinize merhabalar, ben Rıdvan Akgün. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınındayız. Günaydın Türkiye, günaydın İzmir. Bugün gazete başlıklarını okuyacağız. Yorumlarımız olacak tabii ki. Her nerede yaşıyor ve yaşanıyorsanız, evet, mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşarsınız inşallah. Başarılı bir şekilde, sağlıklı ve tüm sevdiklerinizle birlikte yaşarsınız. Evet, gazete başlıklarına Yeni Asır gazetesiyle başlıyoruz. Efendim, Yeni Asır gazetesinin sür manşetinde enerjiye 428 milyarlık yatırım diyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak, 428 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin 10 yılda enerji üssü haline geleceğini belirtti. Aile şirketlerini gelin ve damatlar batırıyor. Yine sür manşette şirketler hukuku uzmanı avukat Binici, aile şirketlerinde görev alan gelin ve damatların parçalanma riskini artırdığından bahsetti. Ne derler? Haydan gelen huya gider şekliyle. Yani emek vermedikleri için kıymetini bilmiyorlar anlamı çıkıyor. Yani bir miras gibi mi görüyorlar acaba aile şirketlerini? Kırgınlıkla sona eren evlilikler şirkete büyük zarar veriyor. En iyisi gelin ve damatların kendi işlerini yapması. Gelin ve damatlar şirkette çalışmasın demiş avukat Binici. Tabii farklı bir bakış açısı ama ben çok başarılı damatlar, çok başarılı gelinler de görüyorum. Şimdi onların hakkını yemeyelim. Efendim, manşette Yeni Asır o borç silindi diyor. Manisa'da otizm hastası Emrecan Aydın'a engellilik oranı düştüğü gerekçesiyle maliyece çıkarılan 38 bin liralık otomobil vergisi borcu Yeni Asır'ın haberi üzerine silindi. Otizmli olduğu ve %90'dan fazla otizmli ve engelli olduğundan dolayı özel engelli aracı tahsis edilmişti. İyileşme görüldükten sonra da vergisiyle beraber 38 bin lirayı geri istemişlerdi Emrecan Aydın'dan. Ve biz de geçtiğimiz günlerde çağrıda bulunmuştuk Maliye Bakanlığı'na, hükümete, duyarlı olan vatandaşlara ve kamu yöneticilerine bu borç silinsin, talep edilmesin dedik. Ve tabii ki bizi duymadılar veya duydular ama kendileri de vicdani olarak bunun silinmesi gerektiğini düşündüler. Tebrik ediyoruz Maliye Bakanlığı'nı, tebrik ediyoruz böyle engelli vatandaşları mağdur etmedikleri için yetkilileri. Efendim, dün İzmir'de müthiş bir dolu yağmuru vardı. Yani dolu yağdı ama koca koca ceviz gibi. Birçok araç belki hasar gördü. İzmir'de erken saatlerde başlayan yağmur öğlen yerini doluya bıraktı. Yoğun yağış çevre yolları ve ana caddede trafik sıkışıklığını hakikaten artırdı. Ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çeşme'de ise fırtına ve sağanakla birlikte oluşan hortum binalarda hasar yarattı. Yani son zamanlarda takip ediyorsunuz, ciddi bir şekilde hortum da var artık Türkiye'de. Filmlerde izliyorduk hortumu. Evleri, arabaları, insanları, hayvanları gökyüzüne götürüyor, herhangi bir yere fırlatıp atıyordu. Biz filmlerde sadece diye düşünürken gerçekten Türkiye'de de yaşamaya başladık. Evet, Kuşadası'ndaki hayırsever kuaför Kenan Kaya'nın ücretsiz peruk hediye ettiği lösemi hastası minik Zehra Kurşun sağlığına kavuştu. Evet, acil şifalar dilemiştik geçtiğimiz günlerde, bu haberi okumuştuk gerçekten. Tüm lösemili hastaların sağlığına kavuşmasını Yüce Allah'tan dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Evet, paranın turşusunu mu kuracaksın Kocaoğlu? Erhan Güleç yazmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kredi Derecelendirme Kuruluşu AAA notu almış kuruluştan. Aman bir sevinç sormayın demiş. Ancak bu not yapılan hizmete değil, gelir gider dengesine bakılarak veriliyor. Yani para var ama kente yatırım ve hizmete harcanmıyor şekliyle ele alınmış. Evet. Sarraf davası Türkiye'ye karşı açık bir kumpas demiş hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ. Cumhuriyet Halk Parti NATO skandalına tezgah dedi. 15 Temmuz'daki FETÖ'nün kanlı darbe girişimine tiyatro diyen CHP bir skandala daha imza attı. Grup Başkan Vekili Engin Altay, NATO tatbikatında Atatürk ve Erdoğan'ın düşman tablosuna yer almasının tezgah olabileceğini söyledi. Acaba neyin tezgahını söylemeye çalışıyor? Herhalde bunu Cumhuriyet Halk Partililer AK Parti'nin yaptığında söylemeyecekler herhalde. Komik duruma düşmeyeceklerdir. Kahraman ikinci kez meclis başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde ikinci defa meclis başkanı seçilen milletvekili, İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'a başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Efendim, 1 lira dayağına 18 bin lira ceza gelmiş. İzmir'in Bornova ilçesinde siroz hastası eşini bakkala 1 lira borç yaptı diye döven cani koca Kurtuluş 1 liraya dersini yargıya verdi. 1 liranın dersini yargıya vermiş. Boşanma davasında eşine 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Kurtuluş,
bir çocuklarının velayetini kaybetmiş. Enteresan. 1 liraya çocuklarının velayetini kaybetmiş. 1 virgül yapmış, 1 TL'ye koymamışlar tabii ki. Evet. Ege Telgraf gazetesiyle devam ediyoruz. Canımızı özledik. Gazetemizin genel koordinatörü Can Süpandağlı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde özlemle anıldı. Ailesi ve dostları onun gülen yüzüne yad etti. Evet Can abi, ben de rahmetli çok iyi tanırdım. Çok değerli, sevdiğim bir abimizdi. 1 yıl olmuş, daha geçen gün aramızdan ayrılmıştı. Ama 1 yıl dolmuş. Allah rahmet eylesin. Allah cennetini göstersin. Kabiri cennet olsun inşallah. Sevdiğimiz bir abimizdi. Tekrar Aylin ablamızın, Aylin Süpandağlı'nın başı sağ olsun. Tüm sevdiklerine, tüm gazetede çalışan arkadaşlara başınız sağ olsun diliyoruz. Ve Ege Telgraf'la devam ediyoruz. Evet efendim, Doğanlar'da başa dönüldü demiş. Ekrem Demirtaş'ın iş merkezi yapmaya hazırlandığı Doğanlar projesinde yürütmeyi durdurma sonrası Büyükşehir'de eski planlar yürürlüğe girmiş. Rant mı yaratıldı diye soruyor Ege Telgraf gazetesi. Bakanlık eski askeri alan olan Hacılar Kırı'ndaki parsele özel imar değişikliğiyle 135 bin metrekarelik alanın ticari tesis ve konutu açtı. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş da bu alanda yer satın alarak içerisinde iş merkezleri ve akaryakıt istasyonlarının yer alacağı ticari dev proje hazırladı. Ancak Şehir Plancı Odası ve Mimarlar Odası rant yaratıldığı gerekçesiyle dava açtı. Davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Eğer kişiye özel rant varsa, şirketlere özel imtiyazlar varsa, o çevredeki insanların hakkı yeniyorsa tabii ki iptal olsun. Yani böyle kişiye özel rant yaratılmaması gerekiyor. Bunun hep karşısındayız. Hep karşı olmaya da devam edeceğiz. Efendim, il başkanlığı bu profilden çok mutlu demiş. Büyükşehir'in aldığı notu değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Osman Ali Güven, bu gururun asıl sahibi Aziz Kocaoğlu ve İzmir'e emanet edilen vatandaşlardır diye konuştu. Yani borç konusunda notunu AAA'ya yükselten şirkete tebrik etmiş ve il başkanı bu profilden çok mutlu olmuş. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Osman Ali Güven bugün saat 14'te Kanal İzmir TV stüdyolarında canlı yayın konuğumuz, politik gündemde canlı yayın konuğumuz kendisiyle hem bu İzmir'deki başarılı çalışmalar veya başarısız çalışmalar, İzmir projeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki günlerde ilçe seçimlerinde kimleri destekliyor, desteklemiyor, eşit mi yaklaşıyor ve hangi adaylar ön planda, nasıl aday istiyorlar, nasıl bir aday işte ilçe başkanı olsun, il başkanı olsun, bu konuda Sayın Osman Ali Güven'le saat 14'te Kanal İzmir TV'de burada kendisiyle konuşacağız, tartışacağız, fikirlerini, düşüncelerini alacağız, soracağız ve mutlaka cevaplarını alacağız. Evet, Sabah Ege'yle devam ediyoruz. Efendim, 100 yıldır büyülüyor. Efes Antik Kenti bir asırdan bu yana yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor. Efes Müze Müdürü Cengiz Topal, Efes Turizm faaliyetlerinde ülkemizin hatta dünyanın ilk merkezlerindendir. 1920'li yıllarda buraya turistik amaçlı ziyaretler yapıldığını biliyoruz diyor. Evet, Efes Antik Kenti biraz bakıma ihtiyacı var tahmin ediyorum. Biraz daha bakımlı olması lazım. Biraz daha hızlı restorasyonlar olması lazım. Yıllar önce neyse bugün de hemen hemen aynı. Efendim, Cumhuriyet Halk Partili Bayındır Belediyesi tiyatro için sanat merkezinden isteyen engellilere yer vermedi. Fakat bu talebin ardından İzmir Büyükşehir'e kapılarını açarak büyük bir ayıba imza attı. Bayındır Engelliler ve Kimsesizler Derneği 27 Eylül tarihinde 15 Temmuz konulu çocuk tiyatrosunu sahnelemek için Bayındır Belediyesi'ne başvurdu. Fakat Ufuk Sesli başkanlığındaki belediye 5 Ekim'de bakım var diyerek bu talebi geri çevirdi. Ayrıca derneğe uygun bir tarihte vermedi. Fakat aynı belediye 3 Kasım'da İzmir Büyükşehir'in tiyatro festivalini, 13 Kasım'da bir başka tiyatro etkinliği için kapılarını açtı. Dernek Başkanı Cenk Dolu, bizim talebimizin ardından kültür merkezinde 2 tane tiyatro sahnelendi. Bu da bize olan bakış açısını yansıtıyor diyor. Yani kısacası ayıplıyor. Evet, ayıplıyor Bayındır Belediyesi'ni. Evet, Alperen davasında skandal savunma. İzmir'de serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması dün gerçekleşmiş. Vatandaşın işi görülsün diye aldık yanıtını vermiş. Evet. Sanık sorumlu müdür BG neden 36 ayı doldurmayanların kaydı yapıldı sorusuna vatandaşın işi görülsün diye aldık yanıtını verdi. Sanık ayrıca Alper'in dışında kayıt altına alınmayan 10 çocuk daha olduğunu ifade etti. Çok enteresan. Çocuklarımızı koruyalım, kollayalım. Çocuklarımız savunmasız. Çocukları serbest bırakırsak, onların şöyle özgüvenine, rahatlığına bakacak olursak çocuğumuzda bir şey olmaz demeyin. Onları üniversiteye gidinceye kadar kollayın. Biz büyüdük, genç olduk, delikanlı olduk. Bırak anne, baba, hikaye bunlar. Üniversiteye başlayacaklar. Hatta üniversiteye bitinceye kadar, bitirinceye, askere gidinceye kadar
çocukları kollamaya devam. Tabii ki onlar kendi ayakları üzerinde duracak. Gençliğimize güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. O kadar canlı, o kadar heyecanlı, o kadar bilgili gençler yetiştiriyoruz ki. Ama kollanma konusunda ihtiyaçları var. Doğru ve yanlışı ayırmak için desteklere ihtiyaçları var. Kendi ayakları üzerinde dimdik duruyorlar ama çevrede tehlikeli insanlar var. Yani bu konuda kollamak gerekir. Şimdi gençler itiraz etmesin diye bunu söyleyeyim. Çevrede hakikaten sizin de tahmin edemediğiniz melek yüzlü tehlikeli iblisler, şeytanlar var. Kötü alışkanlıklar yaratmaya çalışıyorlar. 1-2-3 liraya sizlere uyuşturucuya alıştırmaya çalışıyorlar. Dikkat edin özellikle. Ben son zamanlarda şu nargile kafelerinde çok taktım. İzmir'in her yerinde nargile kafe. Efendim sigara içmiyor mu çocuklar? Ne yapıyorsunuz? Nargile içiyoruz. Ya nargile sigara değil mi? Sigaranın bence daha üst segmenti, boyutu. Daha üst segmentte gidiyor. Sigara tabii ki tehlikeli. Nargile de tehlikeli. Ya nargile kafelerde bir sınır gelmesi gerektiği düşüncesi içerisindeyim. Evet, ilk ses gazetesiyle devam ediyoruz. Efendim, İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve Pamuk Ajanı Bülent Uçak, Ege pamuğundaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Uçak, tohum çeşitliliğinin kaliteyi düşürdüğünü belirterek uyarılarda bulunmuş. Alperen'in ölümünde ihmaller zinciri diyor. İzmir takımları başarılı gidiyor şekliyle ele alınmış. EMD üyeleri zeytinin kalbinde. Torbalı geleneksel zeytinyağı ve zeytin hasadı şeyine katılan Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi incelemelerde bulunarak zeytinin önemine vurgu yaptı. İyi, gazeteciler de aktif dernek kurmuş. Aferin. Ciddi bir gelişme. Gazeteciler niye bir araya gelmiyor, birleşmiyor? Sadece cemiyet altından bir araya gelmek lazım. Bak ne güzel. Ekonomi Muhabirleri Derneği var. Yani bu tip dernekleşme olması lazım. Magazinciler Derneği'nde bizim Mehmet Kurt var. Haberciler de birkaç dernek kurması lazım. Çünkü fikir aylıkları var, sağ sol aylıkları var. Siyasi düşünceler içerisinde olan gazeteciler de var. Evet, Milliyetçi Hareket Partili Karataş sorunları anlattı demiş. MHP İzmir Başkanı Necdet Karataş kentin sorunları masaya yatırdı. Yetersiz istihdam, yatırım eksikliği, otopark çöp ve ulaşım sorunlarında İzmirlilerin bıktığını söyleyen Karataş, İzmir'de artık MHP vaktidir, 2019 huzura refaha kavuşacağın tarihtir diyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak İzmir'e talip olduklarını, İzmir MHP'li olacak diyor. Geçtiğimiz günlerde yeni kurulan hangi partiydi? İyi Parti. İyi Parti İl Başkanı Ulupınar'da İzmir iyi olacak demiş. İzmir peki olacak demişti Mustafa Balbay'da. Herkes bir şey söylüyor İzmir için. Evet. Efendim, Yeni Bakış Gazetesi'yle devam ediyoruz. Temiz enerji kullan, daha az vergi öde. Bornova Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı yenilenebilir enerji kaynağı kullanan binalardan belediye ücretlerinin %25 indirimli alınması kararı Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı, yürürlüğe girdi. Evet, temiz enerjiyi destekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kahraman oldu yeniden. Pamuk'ta tohum arttı, kalite düştü. Alperen gibi 10 çocuk daha anaokuluna kayıtlı değilmiş. Yeni raporda yine zirvedeyiz diyor Aziz Kocaoğlu. Çok rahat hareket etmesin. Fişir'in raporu ne olacağı belli olmaz. Yarın ters getirir adamı. Atatürk portresine çirkin saldırı. Dikili'de Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk portresine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi gözaltına aldı. Ya gerizekalıdır, ya aptaldır, ya kafa üşütmüştür. Eğer bilinçli saldırıysa da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizi armağan eden Atatürk'ün Dikili'deki Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk büstüne saldıran, bıçaklı saldıran kişi aptaldır, gerizekalıdır. Başka ne olabilir? Bir ara Dikili çok enteresan bir ilçe. Bir zamanlar Türkiye'de ilklerden, Türkiye'de bir ara Salaklar Derneği kurulmuştu. Dikili'den kurmuşlardı. Ben tepki koymuştum. Yani Dikili insanı tanırım. Dikili insanı akıllı, bilgili, oraya yerleşen insanlar öyle. Ama içinden birkaç tane çıkıyor insan. Salaklar Derneği ne alakası var kurmuştu geçmişte? Hala var mı bilmiyorum. Dikili'de yine çıkıyor bir tane aptal, gerizekalı Atatürk'ün heykeline saldırıyor. Yani bu kadar saflık olur mu? Yani amacın ne? Bence yargılanmalı. Evet. İzmir'de dolu, Çeşme'de hortum demiş. 9 Eylül gazetesine geçiyoruz. İsmail Kahraman yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Yarkadaş, gazeteciler kum torbası değildir demiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere yönelik saldırıların kaygı verici olduğunu söyledi. Konunun araştırılması için meclis araştırması önergesi veren Yarkadaş, gazetecilik suç değildir. Medya üzerinden gölge boksu yapmayın. Gazeteciler öfkenizi boşaltacağınız kum torbası değildir demiş. Doğru söylemiş. Gazetecilere böyle sık sık saldırıyorlar. İşi olan saldırıyor. Özellikle magazin olarak ele alacak olursak İstanbul'da birçok ünlü gidecekleri gece kulüplerine önceden magazinci gazetecilere haber veriyorlar. Şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye. Gazeteciler karşıladığı zaman da kızıyorlar, hakaret ediyorlar. Ya gazeteciler, siz nereden bilsin gelir? Siz haber veriyorsunuz. Ünlü olduğunuz için de magazin muhabirciler geliyor tabii ki.
ve siz de onlara ters davranıyorsunuz. Gazetecilere iyi davranın. Onlar sizin sesiniz. Onlar sizin sesinizi tüm dünyaya duyuruyor. Ve tabii ki dünyaya sesini duyurduğunuz zaman güçlüsünüz, huzurlusunuz, mutlusunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde eğer gazeteciler, televizyonlar, medya olmasaydı Allah göstermesin, işgal belki gerçekleşecekti Amerika Birleşik Devletleri tarafından, hain FETÖ tarafından gerçekleşecekti. Yani gazetecilere, yayın organlarına, medyaya önem verin. O kadar da aşağılamayın. Tabii ki içinden birkaç tane insan çıkacaktır, onlar da cezasını çekecektir. Ama cezası olmayıp da tutuklananlar varsa onların da yargıdan sonra adaletin tecelli etmesi konusunda yargıya güveniyoruz tabii ki. 9 Eylül gazetesi devam ediyoruz. Hem dolu hem hortum. İzmir hem doluyu ceviz büyüklüğündeki doluyla tanıştı hem de hortumla tanıştı. Ve inanılmaz bir yağış eğer o dolunun yağdığı anlar bir saat devam etseydi şayet var ya, İzmir zaten göldü, deniz olacaktı. Yağmur yağdığı zaman İzmir'de altyapı yetersizliğinden ne oluyor? Her yer göl oluyor. Kimler peki bunun sebebi? Yerel yöneticiler. Kim patron? Sayın Aziz Kocaoğlu. Aziz Kocaoğlu şayet ve şayet bütün bu ekibini toplayıp da altyapıyı nasıl çözeceğiz demeden rant artırıcı bir takım projelerde özellikle engelliyoruz diyorlar ama rant artırıcı birçok projeler altyapısı hazır olmadan yapılıyor. Bayraklı'ya baktığımız zaman Bayraklı'da gökdelenler yükselmiş 50, 60, 70, 80 kata çıkacak ve 113 tane olacakmış değerli izleyiciler. Bayraklı Yenikent merkezinde 113 bina ne demek biliyor musun? İzmir'in tam kalbinde İzmir felç olacak demektir. İzmir'in kalbinde İzmir hançeri yiyecek demektir. Onun için yüksek binalar, yüksek tepeler olmaması lazım. Yüksek tepelere baktığımız zaman İzmir'in her yeri, tüm tepeleri gece kondu ve kaçak yapılaşma, imar aflarına uğramış. İzmir'e giren, ilk gelen kişi İzmir'i kordonuyla, İzmir'in havası, İzmir'in meşru olan ne varsa onu hatırlıyor ama İzmir'e geldiği zaman şok yaşıyor, şok. Tepelere bir bakıyor, derme çatma evler gece kondular. İzmir'in şekli düzelmesi lazım. Orada Fiş'in raporunda işte Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle notunu yükseltmesi değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının sağlıklı bir şekilde, borçsuz bir şekilde durması değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlarca lira borçlanıp İzmir'in sorunlarını çözmesidir bizim istediğimiz. Dıştan gelen bir kredilendirme şirketinin verdiği onay mutlu etmesin. Borçlanıp İzmir'in sorunlarını çözmek lazım. İzmir'in sorunlarını hemen çözmek lazım. Deprem riski geliyor. Onun için ne yapacağız? Deprem riski olduğu için bir an evvel kenti dönüştürmek zorundayız. Burada sadece Kocaoğlu'na bir şey demiyoruz. Tabii ki merkezi yönetim de önemli. Ahenk içerisinde yürümesi lazım. El birliğiyle, ortak akılla yürümesi lazım. Aziz Kocaoğlu'nu seviyoruz. Onun için de burada şehire emin olduğu için göndermeler yapacağız tabii ki. Efendim, mandalina çığlığına Seferihisar ses verdi. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Mandalina Şenliği renkli görüntülerle sona erdi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, asıl amaç mandalina ağaçlarının çığlığını size duyurmak. Şehir doğası diğer canlıları, ağaçları, denizi ve toprağıyla birlikte vardır. Birlikte doğamıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak asıl görevimiz dedi. Etkinlikle mandalina kral kraliçesi ve en iyi mandalina yetiştiricisi de seçildi. Kanal İzmir Televizyonu her zaman fark atmaya devam edecek. Yeni bir televizyon kanalıyız Kanal İzmir olarak ama İzmir'in önemli yöneticileri her zaman Kanal İzmir'de. İzmir'de televizyonlar kapatarak tabii ki Kanal 35 televizyonu FETÖ soruşturması kapsamında kapatıldı. Cem Bakioğlu, Ege TV'yi ticari kararla kapattı. Televizyon kanalı kalmadı. Biz de Kanal İzmir olarak bu boşlukta hakikaten kamuya ve sizlere destek vermek için çaba sarf ediyoruz. Onlardan birisi de yine bugün saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Başkanı Osman Ali Güven'in konuk olacağı gibi saat 17.30'da da Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer de Kanal İzmir TV Gündem Özel'in canlı yayın konuğu. Tabii ki ayağının tozuyla festivalden hemen sonra Sayın Tunç Soyer'in keyifle bize söyleyecekleri, sizlere anlatacakları çok konular olacak. Ama mandalina şenliğinin dışında, mandalina hasadının dışında, mandalina toplanıp bunu satılıp
ihracatı ve kooperatifleşmenin dışında Seferihisar'da Cidda Slow, yani sakin şehirde aslında çok şeyler oluyor. Sayın Tunsoyer geldikten sonra şehir çok değişti. Bunları da saat 17.30'da Tunsoyer konuğumuz olarak sizlerle konuşacağız, tartışacağız ve paylaşacağız. Evet, 9 Eylül gazetesine şöyle baktık. Buca'nın kadınlarına kurslar hayat veriyor demiş. Evet, kadınlar evde durmasın. Halk Eğitim Merkezi'nin belki 200 adet kursu var. 200 adet kursu var. Bu kurslara katılmaya çalışsınlar. Birden aydınlık oldu. Arkadaşlar ışıkların kısmen açmayı unuttukları için şimdi fark ettiler. Günaydın arkadaşlar. Yeni mi gördünüz ışıkları açmamayı? Evet, saklanmayın. Evet. Arkadaşlar diyor, değerli izleyiciler, Fitch İzmir'in AAA notunu korudu diyor Haber Express. Zirveyi bırakmayacağız. Biraz evvel atıfta bulundum. Zirvede kalmak önemli ama hizmetle kalmak önemli. Notun yüksekliği de değil. Yabancı kuruluşlar böyle teşvik ediyorlar ve artık ne yapıyorsunuz? Yatırım yapamıyorsunuz. Sayın Aziz Kocaoğlu, yatırım istiyoruz. A kalite hizmet edildi, tescillendi diyor Sayın Asuman Ali Güven saat 2'de Kanal İzmir TV stüdyolarında olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı. A kalite hizmet tescillendi diyor. Biz yine buradan Sayın Kocaoğlu'nu kutlayalım. Hakikaten dürüst, düzgün bir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ama hizmet konusunda yavaş hareket ediyor. Hem sevelim hem eleştirelim. Evet, İzdemir iki iptale rağmen hala çalışıyor. İzmir 1. İdare Mahkemesi Foça Özel Koruma Bölgesi'nde yer alan İzdemir Enerji Santrali'nin genişletilmesi projesini durdurdu. Ali Budak'ın özel haberiymiş Haber Express'te. Çocuk hakları gününde Alperen'in hakkı aranıyor. Evet, Alperen'in hakkı aransın, sorumlular cezasını çeksin. Antibiyotik değil, turşu tüketin demiş. Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yardım Doçent Doktor Eylem Ezgi Fadıloğlu antibiyotik yerine turşu önermiş. Evet, gerçekten turşu çok enteresan bir şey. Fakat herkes turşu yemiyor. Çünkü sarımsak olmadan turşunun keyfi olmuyor. Sarımsak yedikleri zaman insanlarda konuşurken koku yapmasın diye belki yemiyorlar ama akşamları en azından turşu yemekte fayda var. Antibiyotik almaya hiç gerek yok. Biraz grip, biraz nezle olduğunuz zaman direkt eczanlara koşup, doktora koşup antibiyotik alıyorsunuz. Ama doğal böyle sağlığınıza kavuşmak için birçok ürünlerimiz var. Onlardan almanızı tavsiye ederiz. İşte bunlardan biri de antibiyotik. Efendim, Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Ekmek sağlıktır, beyni çalıştırır demiş. Kim demiş? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Necdet Durmuş. Bazı beslenme uzmanları ekmek yemeyin uyarısında bulunuyor. Ben bu söylemlere katılmıyorum. Ekmek sağlıktır. Bilhassa gençler ekmeği bol yesinler. Ekmek yiyen gençlerin kemikleri iyi gelişir demiş. Evet, biz zaten yani herkes gibi biz de fakirdik. Ekmek yanında katık. Rahmetli annem sokakta oyun oynarken ekmeğe böyle salçayı sürerdi, getiriverirdi, muhteşem giderdi. Ekmeği yerdik, ekmeği böyle çıtır çıtır dış kabuklarını severek yerdik. Ve tabii ki bugün de çok ürün var, özellikle unlu mamuller konusunda, ekmek konusunda çok çeşitlilik var. Tabii ki karbonhidrat tüketeceğiz ama sınırlı olmak lazım. Necdet Durmuş, İzmir Fırıncılar Oda Başkanlığı yaptı yıllarca. Doğru söylemiştir, bilgilidir ama ne olursa olsun ekmeği sınırlı tüketmeliyiz, çok fazla değil. Necdet Durmuş yeniden adaymış bu arada. İzmir Fırıncılar Odası Başkanlığı'na aday olduğunu ifade eden Necdet Durmuş, son bir kez daha gerek ailemin gerekse esnaf arkadaşım isteğiyle aday olacağım demiş ama ya Necdet Durmuş, seni tanırım, severim, sen de beni tanırsın da. Ya çekil artık, şu gençlere bırakın ya, şu odaların başına defalarca geçmeyin. Yani kaç dönem İzmir Fırıncılar Odası Başkanlığı yaptın. Senden sonra Fikri Hırtı geldi. Fikri Hırtı, Sırtı, tam soy ismini hatırlamıyorum. O Fırıncılar Odası Başkanlığı yaptı. Şimdi tekrar siz aday oluyorsunuz. Peki, yani nereye koşuyorsunuz? Yani aday olup ne yapacaksınız? Genç fırıncılar var, idealist fırıncılar var. Bir sürü unlu mamucular var. Onlar da sizin üyeniz. Onlar olamaz diyemezsiniz. Çünkü odanızda kayıtlı herkes aday olabilir. Bu demokratik hakkı. Yani çekilin kenara da. Gençler aday olsun. Yani eski başkanlar aday olmasın tekrar. Aynı şekilde bu son günlerde özellikle WhatsApp gruplarında aklıma gelmişken söyleyeyim.
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ile ilgili birçok iddialar var. İnanılmaz iddialar var. WhatsApp'ta o kadar çok yazışmalar var ki inanılır gibi değil. Okudukça hayrete giriyorum. Evet, 99'dan bu yana İzmir Emlak Komisyoncu Odası'nın başında hiçbir şey yapmadığı iddia ediliyor. Makam arabacıyla devamlı işte eğlencelere, ondan sonra işte rakılı masalara, üyeleri ziyaret etmediğinden bahsediliyor. Ve bugüne kadar kurslardan elde edilen paraların nereye gittiğinden bahsediliyor. Kasada para olmadığından bahsediliyor. İnanılmaz iddialar var. Öyle bir muhalefet oluşmuş ki kesinlikle İzmir'deki tüm emlakçılar artık yeter diyor. İzmir Emlak Komisyonu Oda Başkanı Mesut Güloğlu gitsin başımızdan diyor. Yani ben de hakikaten İzmir'de emlakçılara hizmet vermeyen Mesut Güleroğlu'nun gitmesi ve yerine varsa idealist bir aday onun gelmesi taraftarıyım. Ben aday değilim. Ben sadece emlak komisyoncu odasında da bir değişiklik olsun istiyorum. Çünkü emlakçılar kontrolsüz, emlakçılar sahipsiz, emlakçıları kontrol eden bir mekanizma yok. Oda adı var ama başkan orada burada şurada geziyor. Kendi franchise'lik şirketleri adı altında küçük emlak ofislerini organize etmeye çalışıyor. Evet, efendim ilçe başkanlığı benim için onur demiş. Cumhuriyet Halk Parti Karabağ'da ilçe başkanı Yıldız kazanan alkışlarız ama ben Atatürk'ün bizlere hedef olarak koyduğu layık özgür bir Türkiye için mücadele devam etmek istiyorum demiş. Tabii herkes Atatürk'ün bize emanet ettiği layık özgür bir Türkiye için çalışacağız. O da aynısını söylemiş. Biz de başarılar dileyelim kendisine. Evet, Hürriyet Ege. Bu arada Yeni Gün'de son dakika gözüme bir haber çarptı. Onu da size okumadan geçmeyeyim. Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen Konya Tanıtım Günleri Karşıyaka'da Bostanlı Pazar yerinde gerçekleşti. Etkinliğe Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı, İzmir Vali Yardımcısı, Karşıyaka Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geçtiğimiz günlerde pazar gün otistik çocuklar yararına tavla turnuvasında Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar dedi ki, neden Konyalılar Vakfı etkinliğine katılmadın? Gözlerim seni aradı dedi. Çünkü ben de Konyalı olduğum için özellikle beni de aramış. Evet, ben de hakikaten katılamadım. Çünkü programlar vardı. Buradan affola artık Konyalılar Vakfı. Evet, Hürriyet'e geri devam ediyoruz. Bay ve Bayan Mandalina demiş. Evet, Mandalina Kralı ve Kraliçesi seçilmiş. Tunç Soyer'e bugün saat 17.30'da özellikle bol bol mandalina sohbeti yapacağım. İnşallah gelirken mandalina da getirir, şöyle masaya koyarız böyle yemyeşil mandalinaları ve onlar önünde mis gibi kokular önünde konuşuyoruz. Buradan kulağına da kar suyu kaçırmış olduk Sayın Başkan'ın. Dolu ve hortum hayatı felç etti, evet onu okuduk. Görevi çiçekle teslim etti. AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na atanan eski milletvekili Ahmet Ertürk görevi törenle Ömer Özmen'den devraldı. Özmen çalışmalar için kendisine plaket sunan halifine çiçek vererek hoş geldin dedi. Yeni Başkan Ertürk kimseyi kırıp dökmeden, incitmeden ve ötekileştirmeden hareket edeceklerini söyledi. İzmir yine zirvede. Fitch'in Uluslararası Kredi Rencilme Kuruluşu Fitch, İzmir Büyükşehir'in yatırım yapılabilir seviyesine en üst basamakları olan AAA'ya yükseltmiş. Biz de AAA diyoruz ve artı burada Büyükşehir'i kutluyoruz ve projeler bekliyoruz. Hızlı projeler, dinamik projeler, 50 yıl, 100 yıl sonrayı hedefleyen projeler bekliyoruz Sayın Başkan. Tebrik ediyoruz biz de Kanal İzmir Televizyonu olarak sizi. Evet, Karşıyaka'da caz festivali. Festivaller Karşıyaka'da hiç bitmiyor ki. Karşıyaka Belediyesi sanat kültüre çok aşırı önem veriyor. İzmir'de bir numara. Evet, Karşıyaka Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği caz festivali 22-27 Kasım'da Bostanlı Suat Taşı Açık Hava Tiyatrosu'na yapılacak demiş. Evet, hep birlikte yerli otoya sahip çıkalım. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Alsancak'ta hava gazı fabrikasında ilk yerli otomobilinin İzmir'de üretilmesi girişi tarafından oluşturulan komite ve milletvekiliyle buluşturdu. Sonra da bir çağrıda bulundu. Son karar verilen değin, her İzmirli'nin konuyu sürekli gündemde tutması gerektiğini vurgulayan Kocaoğlu, hemşehrilerimiz bu konuya sahip çıksın dedi, merak ettim. O toplantıya AK Parti'ye neden katılmadı demiş. Güzel bir organizasyon yapılmazsa katılamaz kimse tabii ki. Herkesin vermiş olduğu sözler, plan, proje var Sayın Kocaoğlu. Fakat bence sizin şöyle bir açıklama yapmanızı bekliyordum Sayın Kocaoğlu. Milli otomobiller üretildikten sonra İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerdeki tüm otomobillerimizi satacağız. Hepsini yerli yapacağız demenizi bekliyoruz. O yüzlerce, binlerce otomobilin tamamını yerli otomobil yapacağız demenizi bekliyoruz hala. Evet, yeni asır Sarmaşık arada geldi. Böyle derken Sarmaşık'a göz atalım madem elimize geldi.
Efendim, pazartesi akşamları ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizisinin başarılı oyuncusu Aleyna Solaker, önceki gün istin yaparak AVM'de objektiflere yansımış. Hayli fit gözüken Aleyna Solaker'e elinde tuttuğu su şişesi içerisine yapılmış karışımın ne olduğu sorulduğunda "Bu benim detoksum, sihirli karışımım" dedi ama içinde neler var söylemedi. "Çok merak ettik, söyle ne olur." Evet, şiddete fazla dayanamadı diyor. Evet, Shakira son Mercury'den konseri iptal etmiş. Evet. Evet. Mariah Carey konserini iptal etmiş. Renk cümbüşü diyor. Ebru Destan, Tuğba İnsan. Evet, rengarenk giymişler. Objektiflere yansımışlar. Efendim, Türk sanat müziğinin başarılı isimlerinde Muazze Ersoy önceki gün zorla alışverişmek için objektiflere yansıdı. Bir gram makyaj yapmayan ve hasta görünen Muazze Ersoy kimse tanıyamadı. TRT Müzik'teki programın devam ettiğini belirten Ersoy, "Hasta değil, yorgunum" dedi. Bazı sanatçılara bakıyoruz. Ne kadar güzeller değil mi? Bebek gibiler şöyle. Ama bazen makyajlı gördüğümüz zaman gerçekten bu o mu dediğimiz anlar var. Yani makyaj yapmadan bazı sanatçıları tanımak mümkün değil. Hakikaten makyaj neler çok değiştiriyor. Özellikle ben Ebru Gündeş'in makyajına hastayım. Ne kadar güzel makyaj yapıyor Ebru Gündeş. Evet, yine bir magazin geldi. Nereden geldiyse. Bu da HT Magazin diyor. Ayla Sevgi'yi hatırlatmış. Türkiye'yi ağlatan, gişede rekora koşan Oscar adayı Ayla da Süleyman Dil Birliği'ni canlandıran İsmail Hacıoğlu filmin önemli bir misyon üstlendiğini söylüyor. İsmail Hacıoğlu da iyi bir oyuncu yalnız. Sevdiğim, takdir ettiğim bir oyuncu. Sizler de seviyorsunuz. Artistliği kamera önünde sevmiyorum diyor. Ben bunu zaten, ben artistim diyor. Artistliği yapıyorum diyor kendisi de. Evet. Evet. Efendim, yerel gazetelerde en son HT Ege'li ile bitireceğiz. Sonra böyle güçlü bir İzmir marşı dinleyeceğiz. Ardından ulusal gazetelere geçeceğiz. Efendim, üzerine hasta düştü, dava açtı diyor. Bir hastanın fenalaşarak üzerine düşmesi sonucu bileğinde yırtık oluşan hemşire Hasibe Bayki, olayın iş kazası olarak kabul edilmesini talep etti. Nöbet sırasında başına geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde nöbeti arasında yaşanan olayın ardından sol el bileğinde yırtık meydana gelen hemşire Hasibe Bayki ameliyat edildi ama iyileşemedi. Yaşadıklarının iş kazası olmasına rağmen ameliyat ve tedavi sürecinde maaşından kesinti yapıldığını dile getiren Bayki, "Elimi kullanamaz durumdayım. Şimdi ikinci ameliyatı bekliyorum" dedi ve tabii ki iş kazası oluyor bildiğimiz kadarıyla. Efendim, Gökova'da yetiştirilen susam ve çam balığı için Akyaka'da şenlik düzenlendi. Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün "Susamımızı en çok Çin ve Japonya alıyor" dedi. Efendim, Akyaka'ya gitmeyenler, Akyaka'ya gidin. Akyaka'da güzel bir şöyle suların içinde bir kahvaltı yapın. Doğal manzaraya bakın. Şırır şırır akan sular. Orada kazlar, ördekler yanı başınızda. Çok güzel böyle selfiler, yani öz çekimler ve fotoğraflar. Ben ne zaman Marmaris ve Oaks'a geçsem mutlaka Akyaka'da kahvaltı yapmadan, öğlenden sonra ise de balık yemeden hayatta geçmem orada. İşim ne olursa olsun. Evet. Güçlü bir İzmir Marşı. Ver İzmir Marşı'nı. Çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Evet, Sabah Gazetesi ile Ulusal Gazetelerle başlıyoruz. Sabah Gazetesi'nde "Sarrafı rehin tutup iftiraya zorluyorlar" diyor manşetinde. Hükümetten Amerika Birleşik Devletleri'nin kumpas davasına sert tepki. Davanın sanıkları Türkiye'yi suçlayan iftiralarla bulunmaya çalışıyor, zorluyorlar Reza Sarraf'ı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi. Amerika Birleşik Devleti'ndeki dava Türkiye'ye dönük bir kumpas diyor. Siyasi bir dava ve hukuki dayanaktan yoksun. FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta deneyip başaramadığı yargı darbesi teşebbüsü ABD'de. ABD yargısı eliyle tekrarlanıyor. Yargılamaya yapanlar davanın sanıklarına baskı uyguluyor. NATO'da üst amirler de ceza almalı. Türk vatandaşlar orada adeta rehin. Şu ifadeleri kabul ederseniz tahliye olursunuz diye Türkiye'yi suçlayan iftiralara zorlanıyorlar. NATO tarihinin en büyük skandalında üst amirler içinde işlem yapılmalı demiş. Efendim, başsavcıdan Amerika Birleşik Devleti'ni terletecek sorular. Amerika Birleşik Devleti'nde Sarraf ve Arslan'ın açılan davada yasa dışı ve sahte belgeler yargılama dosyasına sunuldu mu? Kim sundu? Bu belgeler savcılara hangi yoldan iletildi?
ABD makamları bunları hangi yasal dayanıklarla elde etti? Artık ülkeler arasındaki hukuki ve mütekabiliyet anlaşmalarında hangi kanallarla neyin gideceği belirtilmiştir? El altından gelenlerle, gidenlerle, hazırlananlarla bu iş olmaz. Bunu kim denetleyecek? Amerika kendi çalacak, kendi oynayacak. Evet, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi yine sıkıştırmaya çalışıyorlar değerli izleyiciler. Bırakın Türkiye'de böyle siyasi kaygılara, davalara, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Partisi'nin, MHP'yi, HDP'yi. Ama Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor. Buna lütfen dikkat edin. Enerjide 10 yılda 110 milyar dolarlık yatırım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, meclis komisyonundaki bütçe sunumunda Türkiye'yi enerji üssüne dönüştürecek açıklamalarını yaptı. Evet, ihraç edilen İsmail Bolat'ın telefonundan TÜBİTAK'taki yapılanma deşifre edildi. Evet, TÜBİTAK'ta ciddi yapılanma vardı ve birçok mühendislerimizi katlettiler çeşitli sebeplerle. İntihar etti. Yok o oldu, bu oldu, şu oldu şekliyle. Vatan Gazetesi'yle devam ediyoruz. Açık bir kumpas deniyor yine manşette. Bakanlar Kurulu Erdoğan Başkanı'nda toplandı. Hükümet sözü Bekir Bozdağ, ABD'deki Rıza Sanat'tan büyük tepki gösterdi. Hükümeti kuramadı. Kim kuramadı hükümeti bilin bakalım. Birisi hükümeti kuramadı. Türkiye aleyhtarı çalışma yapan ve Avrupa Birliği'nin başındaki Almanya'nın seçilen kimmiş? Merkel. Hükümeti kuramamış. Almanya'da Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar, Yeşiller arasında koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Evet. Kendi taktiklerinde, kendi hilelerinde boğul. Hükümeti kurma Emi. Ama onu derken de hükümeti başka biri kurar da Türkiye'nin başına bela olursa belki de deriz ki ya keşke kursaydı Merkel de diyebiliriz. Siyaset o kadar pis bir şey ki inanılır gibi değil. Efendim bir çift mutluluktan bahsediyor Vatan manşetinde yine. Mehmet Özcan Iğdır'da kışın bile okula tehlikeli giden öğrencileri gördü. Bir ay içinde 5000 bot topladı. Dünya Çocuk Hakları gününde miniklerin ayaklarını bizim yüreğimizi ısıttı diyor. Çocuklarımız tehlikeli gider mi kışın? Hiç mi o çevrede onları gören duyarlı vatandaş yok? Herkes bu kadar duyarsız mı hakikaten? Yani bu Suriyeli olabilir, Türk olabilir, kim olursa olsun o kışın havada çocuk ayağında terlikle, üşüyerek, donarak giderken sen komşu bunu görüp de nasıl başını yastığa koyup uyuyabiliyorsun? Yapabiliyor musun bunu? İmkanların varken neden almıyorsun? Çok yazık. Ama bununla ilgili de bir anekdot anlatayım. Yıllar önce İzmir'de, Karşıyaka'da, Gümüşbala'da, Cemil Atlas İlköğretim Okulu'nda oranın ihtiyaçlarını karşılamak için benim de mensubu bulunduğum bir sivil toplum kuruluşu 9 Eylül Lions Kulübü. Dedik ki bir pilot okulumuz olsun, oranın ihtiyaçlarını karşılayalım dedik. Ve gerek İzbeton, gerek Karşıyaka Belediyesi işte duvarlardır, asfaltlamadır, askılardır. İşte ihtiyacı olan çocukların biraz evvel terlikten, ayakkabısızlıktan bahsettik ya hani. Tuttuk. Kemeraltı esnafı sağ olsun duyarlı davrandı. Yüzlerce çift ayakkabıyı getirdik. O terlikle gelen, ayakkabısız gelen kişilere bunları dağıttık. Ama ertesi gün çocuklar yine terlikle geldi. Eski ayakkabılara geldi. Çünkü babaları ayakkabıları toplamışlar, satmaya gitmişler. Parasız olduklarından, eve ekmek aş alamadıklarından dolayı çocuklara alınan ayakkabıları satmaya gitmişler. Ben neyi anlatmak istedim? İhtiyacı olana vereceksin, giyecek. Ama bu şekilde de olmayacak. Ama onlar da o dönemlerde yıllar önce şu anda sosyal politika açısından ihtiyaçlar karşılanıyor. O ailenin de artık düzenli olduğunu düşünüyorum. Hükümet destek veriyor bu konuda. Ama ne yapıyordu vatandaş? Tehlikle gelmeye devam ediyordu. Çocuklar ve aile de satıyordu. İnşallah burada öyle bir şey olmaz. Çocuklarımız sımsıcak böyle kendisini saran botlarında okula gider, başarılı olurlar, devlete, millete ve dünyaya faydası olurlar. Evet, ikinci dönem, İsmail Kahraman'ın ikinci dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 3. turda AK Parti adayı İsmail Kahraman 289 oyla yeniden seçildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum dedi. Doğrusunu yapmış. İsmail Kahraman için de iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki efendim laikliği istemiyoruz da laiklik kalksın. Olur mu öyle şey? Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurduğu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başında olan bir kişi Atatürk'ü temsil eden nasıl laikliği istemez? Var mı öyle bir şey? Yok. Speküle ediyorlar. Norveç'teki NATO tatbikatında Atatürk ve Erdoğan'ın hedef alınmasından sonra bu kez de Kanada'daki
Orgeneral Akarlı paylaşım tepki çekti. İnanılır gibi değil. Kanada'da rezalet olmuş. Sildiler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kanada'daki 9. Halifax Güvenlik Forumu'nda konuştu. Forumun Twitter hesabında darbe sonrası 17 Temmuz'da çekilen ve boğazında kemer izi olan fotoğraf paylaşıldı. Tepki üzerine silindi. Vay adi namussuzlar, şerefsizler, karaktersizler. Türkiye üzerinde çekin Türkiye'den ellerinizi. Hakikaten boğazında ayın 17'sinde, yani 17 Temmuz'da boğazındaki o kemer izleri olan fotoğrafı kullanmışlar. Yani neyin mesajını vermeye çalışıyorsunuz? Kendi kanlarınızda boğulacaksınız. Hiçbir kimse Türkiye'yi mahkum olmaya, diz çökertmeye gücü yetmeyecek, bunu buradan bilin. Varsa yüreğiniz gelin. Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Türkiye ile devam edelim. Öncelik pahalılık demiş. Hükümet yol haritasını belirledi. Piyasaları rahatlatacak, halkın şikayet ettiği pahalı azaltacak adımlar peş peşe atılacak. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı vatandaşın en büyük sıkıntıları arasında, hükümet çareyi buldu. Çekirdek enflasyonu tetikleyen ürünler anlık takip edilecek. Fiyat artışlarına karşı tedbir alınacak. Asgari ücret desteği 2018 yılında devam edecek. Teşvik ve kredi fırsatı geliyor. Evet, güvenlik formunda fotoğraf skandalı. Biraz evvel bu konuyu verdik. Zarap rehin dava kumpas demiş. Bozdağ Zarap'ı rehin tutan ABD'nin asıl hedefinin Türkiye olduğunu vurguladı. Hiçbir şey yapamazsın Amerika Birleşik Devletleri. Kendi kanında boğulacaksın. Evet, kış yüzünü gösterdi diyor. Doğu ve batıda aynı gün kar yağışı. Sıcaklar sert düştü. Batıda Kırklareli ve Uludağ, doğuda ise birçok şehre kar yağdı. Yağmur bulutları İstanbul'a öyle baktı, akşamı yaşattı. Haydi dağlarda, kayak merkezlerine, o işte geceli 1000 lira, 2000 lira olan var ya tatil merkezleri, kar kayak merkezleri, herkes oraya gidiyor şimdi. Rezervasyonlar da dolmuş bu arada. Yani biz de ne alacağız böyle çocuklarımızı, gideceğiz böyle kar yağan bir dağın eteklerinde yürüyeceğiz, kardan adam yapacağız, onları yapacağız. Parası olan gidecek tatil yerlere, bizler de oralarda idare edeceğiz ama daha mutluyuz. Fakat ben bu arada Sayın Kocaoğlu'na yine bir şey söylemek istiyorum. Ben Bozdağ'a, kar yağdığı zaman hep Bozdağ'a çıkmaya çalışırım ama hiç çıkamam. Bakın, kar yağdığı zaman Ödemiş'ten, Bozdağ'a veya Salit'ten, Allah diyen dağlarından orada kırık oluk, orada biraz bir işte küçük piknik gibi orada biraz oyalandıktan sonra gözlemeler, çaylar, ekmek arası sucuklar, orada biraz 1-2 saat zaman geçirdikten sonra şöyle bir Bozdağ'a çıkalım demişimdir yıllardır ama hiç çıkamamışızdır. Ben ve vatandaşlar Bozdağ'a çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz Sayın Kocaoğlu? Bir sor istersen kendine. İnşallah bu sene tedbir alırsın da çıkarız. Yok mu hiç böyle 3-5 kamyon tuzun, kar yağacağı hava durumları meteoroloji söylüyor. Atıversen oraya tuzları, vatandaş böyle kar yağdığı zaman Bozdağ'a çıksa, orada eğlense olmaz mı? Vatandaş aşağıda birbirine girmiş vaziyette, arabalar yollarda kaymış, millet birbirine iteliyor. Artık çıkamıyorsun Bozdağ'a. Bunun yok mu bir çözümü? Mutlaka var. Düşün, kurmaylarını topla. Kar yağan en yakın yer Bozdağ. İzmir halkı çevre ilçelerdeki ve illerdeki insanlar orayla buluşsun. Evet, Bozdağ nereye bağlı? Nereye bağlı Bozdağ? Aydın'a mı bağlı? Manisa'ya mı bağlı? İzmir'e bağlı. Yani size bağlı Sayın Kocaoğlu. Evet. Kurtarın bu çocukları demiş. Destan 6, Yağız 6, Yiğit Alp 6 yaşında. Anne ya da babalar tarafından terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki bölgelere sürüklenen 3 çocuk son operasyonla terör örgütü çözülürken Türkiye'deki aileleri hayatlarını endişe ettikleri çocuklarının geri getirilmesini istiyor. Ve ne yapıyor burada DAEŞ? Küçük küçük çocukları kaçırmaya başlıyor. Ve çocukları veririz ama sizden birisi bize katılsın diye tehdit ediyorlar. Yani burada hakikaten çok dikkatli olmak lazım. Çocuklarımızı kaçırmasınlar. Evet, hava sahası Rusya'ya açıldı. Türkiye Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapalı tuttuğu hava sahasını 4 yıllardan sonra Rus Hava Kuvvetleri'ne açtı. Evet, Rus Hava Kuvvetleri artık çok rahat bir şekilde geliyor. Evet, İsmail Kahraman yeniden başlayan, keşke onları hapiste bıraksaydım diyor. Çin'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına 3 Amerikalı basketbolcuyu hapisten kurtaran Trump, bunu takdir etmeyen oyunculardan birinin babasına Twitter'dan yanıt verdi. Trump, benim onun oğlu için yaptığım şeyi kabul etmiyor. Onları hapiste bırakmalıydım demiş. Vay be, Amerika Birleşik Devleti Başkanı kendisini hakaret eden kişiye demokratik anlayışı göstermiyor. Yaptığından mutlu diye keşke hapiste bıraksaydım diyor. Türkiye'yi eleştiriyorlar, Erdoğan'ı eleştiriyorlar bir de bu konuda. Erdoğan ne yapıyor ki? Burada yapması gereken parti lideri olarak, cumhurbaşkanı olarak
ülkesi için çalışıyor. Trump ne yapıyor? Kendisine kötü konuşan kişi kalsaydı keşke içeride, kurtarmasaydım diyor. Evet, Merkel'in koltuğu sallanıyor. Salla babam salla. Eğitime Aziz Sancar formülü. Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz başlıklı rapora yazdığı ön sözde çocuklar geleceği iyi hazırlamanın formülünü vermiş. Evet, sistem zenginleştirilmeli demiş. Evet, Hürriyet gazetesine bırakıyoruz. Sözcüyle devam ediyoruz. Terörist başı FETÖ örgütün bank asyası için böyle talimat vermiş. 1 liran bile olsa hesap aç bank asyada demiş. İtirafçı bir polis, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hainin bankayı kurtarmak için evi olan evini, arabası olan arabasını satsın, parayı yatırsın emri yolladığını söylemiş. Ve paraları topluyorlar, Amerika'ya gidiyor paralar. Orada Fethullah Gülen, hain Fethullah Gülen de bu paralar içerisinde yüzüyor boyuna. Evet, banyosunu bile belki paralarla yapıyor Fethullah Gülen. Yani daha ağır bir şeyler konuşacak ama konuşmayalım. Bir küstahlık da Kanada'dan demiş manşetinde yine Sözcü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı hainlerce morartılmış boynunun göründüğü fotoğrafını kullanmışlar. Yazıklar olsun size Kanada. Yazıklar olsun Türkiye düşmanları. Yazıklar olsun bu vatana ihanet edenler. Evet, Türkiye'nin itibarını FETÖ kumpası mağdur Ebru Binbaşı kurtardı. Dün bu haberi vermiştik. Norveç'teki tatbikatta Türkiye'ye yapılan küstah saldırı üstlerine bildiren Binbaşı Bozkurt'u FETÖ'cü hainler casuslukla suçlamıştı. Evet, daha önce Balyoz ve Ergenekon davalarında birçok milliyetçi, vatanı ve milleti için ölüme hazır birçok insanı FETÖ ne yapmıştı? İçeri tıkmıştı, yargılamıştı. İşte Binbaşı Bozkurt da onlardan biri. FETÖ'cü hainler Bozkurt'u casuslukla suçlamışlardı. Evet. Usta gazeteci Rami Turan bir anısını da aktardı. Gözcü'nün yayın yönetmeniydim. Uçaktaki tek gazeteciydim. Yazdıklarım beğenmemiş olacak ki beni bir daha hiçbir geziye çağırmadı demiş. Evet, çok enteresan. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı da beğenmediği gazetecileri almıyormuş. Veya başka gazetecilere şans vermek için de almamış olabilir. Oradan alınmadı diye alınmamak gerekiyor. Efendim, kış şimşek gibi geldi. Türkiye'nin batısını Habertürk'teyiz bu arada. Türkiye'nin batısını Balkanlardan gelen soğuk hava ve yağışlı hava vurdu. İstanbul'da şiddetli rüzgar çatılara uçurdu. Çeşme'ye hortum vurdu. Bodrum'da bütün gece şimşek fırtınası vardı. Kırklareli'nde kar yağdı. Van ve Muş'ta kardan 43 yol köy yolu kapandı. Hakikaten şimşek yağmuru var. Belki ileride şimşeklerle savaş kazanacaklar. Evet. Şimşeklerle belki savaş kazanacaklar. Çünkü artık dijital savaşa gidiyor yavaş yavaş. Yağmurlar, şimşekler, fırtınalar koparmaya, depremler yaratmaya çalışıyorlar. Tsunami yaratmaya çalışıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde gökyüzünden gelen Allah'tan gelmiştir diyoruz. Ama eğer bu sanal bir şeyse o zaman bununla ilgili de Türkiye şimdiden ileri teknolojiyi düşünerek, ileri savaş teknolojilerini düşünerek, uzaydan savaşı düşünerek ona göre yatırımı yapmalı diyoruz. Evet, Zarap davası Türkiye'ye kumpas okudu. Haberiniz madalyamız diyor. NATO skandalı ortaya çıkan Binbaşı Ebru'nun babası kızım söylemedi. Habertürk'ten öğrendim diyor. Evet, Habertürk burada Binbaşı Ebru'nun haberini verince babası öğrenmiş kızının kahramanlığını. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakareti. NATO'da skandal ortaya çıkaran Binbaşı Ebru'nun babası kızım söylemedi, Habertürk'ten bunu öğrendik demiş. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz diyerek dikkat çektiği Afrin operasyonunun eli kulağında. Reyhanlı'dan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir kolu 3. gözlem noktası için bölgede. Evet, Fırat Kalkanı operasyonu hedefine ulaştı. İdlib operasyonu hedefine ulaştı. Afrin önemli. Afrin konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri hakikaten hazır konumda ve tüm tedbirleri alarak hareket ediyor. Bir askerimizin bile şehit düşmemesi için çaba sarf ediyor. Zırhlı konvoyumuz da bu sebeple Afrin istikametinde orada huzuru tesis etmek ve çatışmasızlığı önlemek ve hainlerin, teröristlerin koridor açmasını engelleyecek operasyon için ilk zırhlı konvoy sınırı geçti. Terör koridorunun önünü kesmek için güvenli bölge oluşturma çabalarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri İdlib'den sonra Afrin'in etrafını kuşatmaya başladı. Üçüncü gözlem noktası için önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok sayıda zırhlı araç görev yapacağı noktada konuşlandı. Bir grup da Afrin hattına doğru ilerledi.
Esad rejimine sığınabilir tabii ki bunlar. TSK'nın DAEŞ'li teröristleri Cerablus ve Elbap'tan temizlediği hareketin bir benzerini Afrin'de uygulamaya planladığı öğrenildi. Evet, hainlerden panik ateş var, panik ateş. Evet, hainlerin de sonu mutlaka gelecek. NATO'daki rezaleti tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi 48 saat içinde özüne döndü. Yani Kılıçdaroğlu demişti ya, yani yapamazlar Atatürk'e ve mevcut Cumhurbaşkanı da demişti ama 48 saat sürmüş bu. Grup Başkan Vekili Engin Altay alçaklıktan siyasi rant çıkarma peşine düştü. Bu olayın özürle geçiştirilmesi halinde aklımıza şu gelir. Acaba bir can suyu mu lazımdı da NATO tarihinde görülmemiş bir olaya karşılaştık? Yani NATO ve Erdoğan el ile demek istemiş burada. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Engin Altay. Olabilir mi öyle bir şey? Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de siyasi partiler kullanıyor. Atatürk'ün arkasına sığınıyorlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi de var. Başka partiler de var. Ama NATO'da, uluslararası arenada Türkiye üzerine bu kadar odaklanmış, yoğunlaşmış hainler ve Türkiye'de hesapları olan ülkeler varken Türkiye ile işbirliğine girecekler de Recep Tayyip Erdoğan'a can suyu vermek için Erdoğan ve Atatürk'ün resimleri NATO'da yer alacak, düşman mı ilan edilecek? Yazıklar olsun, böyle şey söylenir mi? Söylenmez. Genel başkanınız ne söyledi, siz ne söylüyorsunuz? Acaba Kılıçdaroğlu bu konuda Engin Altay'ın söylediğine ne diyecek merak ediyorum. Evet, FETÖ elebaşısının Pensilvanya'daki ininin çevresinde bulunan 12 otelde 15 Temmuz öncesi konaklayan kripto isimler belirlendi. 11 şüpheliden 3'ü yakalandı. Evet, evet, kim yakalayacak? Türk Milli İstihbaratı ve Türkiye'de özel hareketten gizli ajanlarımız uluslararası operasyon yapacak. Bu iş böyle biter. Suikast yapacaklar, yok edecekler onları, inlerinde vuracaklar. Bir gece ansızın gelebiliriz derken Cumhurbaşkanı sadece ve sadece Afrin'de veya işte Kuzey Irak için söylememişti bunu. Bir gece ansızın dünyanın her köşesine gidebiliriz. Evet, kökünden çürütmek lazım bunları. Takvim gazetesiyle devam ediyoruz. Kirli trafik demiş ama tırı kırmızıyla ayırmış. ABD Rakka'da DAEŞ tırlarıyla yakalandı. NATO Atatürk ve Erdoğan hedef aldı. Akar fotoğrafıyla da mesaj yollandı. MİT tırları kumpasında Türkiye'ye iftira atan Batı medyası tüm bunlara kör ve sağır kaldı. Evet, hain Avrupa. Karşıtı Türkiye'ye karşı lobi 15 Temmuz hainlerini bağrına bastı. NATO Atatürk ve Erdoğan'ı düşman olarak tanımladı. Son olarak da ABD'liler Orgeneral Hulusi Akar'a küstah bir mesaj yolladı. ABD'nin PKK ve DAEŞ'le işbirliği ise Rakka'da kanıtlandı. Skandal görüntüleri sadece BBC ve Türk gazetecileri yayınladı. Ankara'yı DAEŞ destekçisi gibi gösteren dünya medyasının gıkı bile çıkmadı. Ne oldu? CNN ne oldu? Kalkıp Gezi Parkı eylemlerinde böyle bir iki gün önceden gelmiştin, otele yerleşmiştin. Neden bunu görmüyorsun? Amerika'sın çünkü, görmüyorsun. Amerika'nın, CIA'nin ve Pentagon'un, o iki büyük aile var ya sizin dolarları basan, onların kurmuş olduğu bir kuruluşsun. Onun için görmüyorsun bunları. Enerji üssü olacak Türkiye demiş Berat Albayrak. Evet, minik Alperen kayıt dışı şekliyle görülmüş. Aile içi işkence demiş. Denizli'de Adil Babaoğullar eski eşi Gönül Dey ile kocasının çocuklarına hortumla işkence yaptığını iddia etti. Evlatlarının velayetini geri istedi demiş. Evet, eskiden babalarımız, ailelerimiz gerçekten küçükken bizi döverdi. Yani şimdi sopayla döverdi, ondan sonra hortumla döverdi. Öğretmenler de bizleri döverdi. Cetvelle böyle ters vururlardı, böyle ellerimizi böyle tutturur. Cetveli düz vurmazlardı, ters vururlardı. Hakikaten döverlerdi. Eski olup da dövmüyorum diyen öğretmen var mı? Yok. İşte bizim yaşımızdakiler bol bol öğretmenlerinden sopa yiyorlardı o tarihte. Ama şimdi gelinen nokta şudur ki çocuklara fiske vuramıyorsunuz. Tabii ki vurmayacağız. Yani niye vuralım ki çocuklarımızı? Sevgiyle büyüteceğiz. Sevgiyle, heyecanla, aşkla, insan sevgisi, ata sevgisi. Bunları aşılamamız lazım. Evet, son gazeteyi okuyoruz bugün. Ve bu gazeteden sonra, Cumhuriyet'ten sonra da günü kapatacağız. Cumhuriyet gazetesi. Evet, bir cumhuriyetimiz var demiş. Her gün bir cumhuriyet alın diye sür manşette reklam yapmış Cumhuriyet. Evet, BCG fişledi, AKP cemaneti sızdırdı, Danıştay Başbakanlığı mahkum etti. Ortak kumpas tazminatı demiş, manşette öyle vermiş. 28 Şubat döneminde kurulan Batı Çalışma Grubu'nun iş fişlemeleri 2008'de Gülen cemaatine yakınlığı bilinen Bugün gazetesine sızdırıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'ya yasa dışı örgüt üyeleriyle Alevi Kürt 10 bin kişiyi aldığına dair haber yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu haberi mahkemeye taşıdı. Mahkemenin bilgi istediği Başbakanlık Güvenlik İşleri Müdürlüğü gerekçe aykırı fişlemeleri doğruladı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları bu kez Başbakanlık aleyhine dava açtı. Süreç Danıştay'a kadar uzadı. Danıştay kusurlu bulduğu Başbakanlık'ın Kılıçdaroğlu'na tazminat ödemesi kararı verdi. Başbakanlık'ın kararı itirazda Danıştay tarafından reddedildi demiş. Evet. BDDK devrede. Başkan yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sarraf davası nedeniyle Halkbank ile bazı bankalar ceza verileceği iddiaları BDDK'yı harekete geçirdi. BDDK'nın bir bankanın devredilmesi süreciyle ilgili yeni yönetmeliği ABD'nin Halkbank'a vereceği cezaya hazırlık mı yapılıyor sorusuna neden oldu. BDDK Başkanı ise düzenlemenin bu nedenle yapılmadığını ileri sürdü. Evet, mecliste kanlı pazar protestosu demiş. AK Partili İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 289 oyla yeniden seçildi. CHP'li Temizel 124, HDP'li Irmak 37, MHP'li Adan 36, İYİ Parti Halaçoğlu'da 7 oy aldı. Kahraman seçimin ardından teşekkür konuşması yaparken AK Partililerden boş olması dikkat çekti. Yeterli milletvekili sayısı olduğu için değerleri herhalde yemek yemeye gitmiştir, sigara içmeye falan gitmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimleri sırasında CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve CHP'liler Kahraman'ın kanlı pazara fotoğraflarıyla protesto etti. Kahraman 1969'da kanlı pazarda aktif rol oynayan Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanıydı o tarihte. Onu otomatik olarak geçmişte gençliğinden vurmaya çalışmışlar. Protestoyu o şekilde yapmışlar. Nerede neler çıkarıyorlar, öyle değil mi? Efendim, yerel seçim hesapları diyor. Muhalefetin hedefi %50 artı 1 oy. %51,5 oyla Cumhurbaşkanı referandumu %48,5 temsil etmiyor diye bir itiraz eden grup %50 artı 1 oyla seçileceğiz diyor. Ve artı seçildikten sonra özellikle referandum yapılmıştı ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili. Acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olup seçilemezse onun karşısındaki güç, özellikle Cumhuriyet Halk Parti'nin desteklediği bir başkan seçilirse hemen bir referandumla tekrar parlamenter sisteme dönecekler mi, dönmeyecekler mi merak ediyorum. Çünkü hiçbir kimse başkanlık gücünü ele geçirdikten sonra o gücü savunacaktır. Şimdi karşı geldikleri güç aslında hayallerindeki güçtür. Hiçbir parti buna hayır demeyecektir. Ve özellikle bu önümüzdeki 2019 yılına kadar olan süreçte, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi seçimlerine kadar olan süreçte senaryolar çok fazla. Bu senaryolardan birisi de erken seçim olacak ama yerel seçimler olacak. İşte belediye seçimleri olacak. Belediye seçimlere bakacak işte Cumhurbaşkanı ve daha sonra da genel seçimlere gidecek. Tedbirleri alacak gibi iddialar var. Ben siyasilere soruyorum genelde bunları ve onlar da bu ihtimalleri göz önüne seriyorlar ama tabii ki hükümet cephesinden Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa seçimler olması gerektiği gibi zamanında yapıldığını ve yapılacağından bahsediyor. Bence doğrusu da budur. Ama gerek görünmesi halinde neden erken seçim olmasın? Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hani 2019 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili engellemek isteyen dünyanın, affedersin, Türkiye üzerindeki haçlı seferi yapmaya çalışan, dünyada bir din savaşı yaratmaya çalışan, Türkiye'yi Arap ülkesi gibi görmeye çalışan ülkelere bir ders vermek için de stratejik planlarda olması gerekir. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasın diyenlere bir gol belki atılmak için erkene çekilebilir. Niye çekilmesin? Buna da kim karar verecek? Şu anda mevcut parlamento karar verecek. İşte çoğunluğu AK Parti milletvekillerine oluşan ama tabii ki orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğini alabileceği, belki seçim istiyoruz diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır diyemeyeceği bir erken seçimde gündeme gelmesi halinde Türkiye prangalarından 2019'da kalmadan belki de kurtulabilir. Ama bu seçim şartları ve zemini de hazır olması gerekiyor. Evet, bize ayrılan süre burada sona erdi. Günaydın Türkiye, günaydın İzmir dedik ve sizlerle güzel bir sabah birlikte buluştuk. Hem gazete başlıklarını okuduk hem de yorumlar yaptık. Tabii ki yorumları ben yaptım, siz yapmadınız. Belki benim yorumlarım sizin hoşunuza gitmiyor. Ne olur affedin sizleri kırdıysak ama biz de buradan bir şeyler söylüyoruz. Artık sürçülisan ettiysek de özür dileriz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Verelim İzmir Marşı'nı, gelsin böyle vatanseverlere. Olanları deftere yazdım.